Evet arkadaşlar merhaba. 9 Ekim 2021 Cumartesi günü gündüz programında York'tayız, İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta. Evet, dün tabii Avustralya'yı ucundan kaçırdık. Gerçi çok vermedi ama arkadaşlar Avustralya serimiz devam edecekti. Şimdi bugün York'ta çok zor bir program var. Değerlendirmelerimize geçelim. Arkadaşlar çok at yazmak zorundasınız. Bir sürü at yazmak zorundasınız buraya. Böyle 5 liralık, 10 liralık, 20 liralık, 30 liralık kuponlarla hiç oynamayın daha iyi. İnanın seyredin yani ya da EDPLUS yapın, bir şeyler yapın. Ama oynayacaksanız da çok at yazmak zorundasınız. Yani kimse burada kimseyi, biz yorumcu olarak böyleyiz yani. Size bir ton at vereceğiz burada. İster yazarsınız, ister kare alırsınız, ister almazsınız. Bu size kalmış bir şey. Notlarınızı alırsınız ya da seçersiniz tamamıyla. Ama küçük kuponların fazla şansı olduğunu inanmıyorum. Hani Türkçe'de bir tabir vardır ya, kuşun taşa çarpması. Bakarsınız elinizdeki tuttuğunuz taşa bir kuş çarpar. O zaman olabilir tabii. O zaman 3 liralık kuponları tutarsınız. Şimdi arkadaşlar birinci koşuyla itibaren 7'li plase başlıyor. 1 numaralı La Pulga, Richard Kingscote'la burada çok şanslı. Aslında bana kalırsa burada bu yani banko 7'li plase için 1 ve 2'lik yapabilecek düzeyde bir safkan bu arkadaşlar. Kodiak yavrusu. 14 numaralı Wotton Sun, Paul Hannigan'la ikinci atımız ve 4 numaralı Spacer, Pat Cosgrave'le de üçüncü atımız. Yani burayı 1-14-4 geçeceğiz normal şartlar altında. Ama dediğim gibi burada bir numara çok şanslı. 2 numaralı Dark Moon Rising'i de ilave edebilirsiniz bahislerinize. Shane Gray biniyor. Ve 11 numaralı Hapap. 11 numara. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yani at yazmakla bitmiyor yani o şekilde. Şimdi altılı ganyana geçtik. Altılı ganyan tam bir fecaat. İnanılmaz zor. Yani devir olursa şaşırmamak lazım. Drakingham Stakes diye geçiyor. Listed 2 yaşlı. İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. Daha evvelden bir iki kere koşmuş safkanlar var. İlk kez birer kere koşmuş safkanlar var. Evet. Arkadaşlar şimdi burada 3 numaralı Ever Given Richard Kingscote'la ve 10 numaralı Canonized küçük kuponlarda değerlendirilebilir. Yani 3 ve 10 burada 10 numaralı Canonized Tom Marquardt'la zaten 100 handikap puanına sahip. Bunların arasına tabii ki 11 numaralı Keşif Holly Doyle'la 1 numaralı Alo Taibi Jack Mitchell'le 2 numaralı Edward Cornelius, Colin Rodriguez, 14 numaralı Sandback, Sylvester de Souza ile arkadaşlar. Tabii burada yani Jason Hart'a bindirmişler bu Apprentice'ye indirimde aldırmışlar. Biz yazmadık ama dileyenler 13'ü de ilave edebilirler tabii. Burası şimdi 2'ye ayırdık. 3 ve 10 küçük kuponlarda. 3 ve 10 küçük kuponlarda. 11, 1, 2 ve 14'te 6 tane alt olmuş oluyor yani. Büyük kuponlarda, geniş kuponlarda. Evet, üçüncü koşudayız şimdi. Handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2060 metreye çıkacaklar York Hipodromu'nda. O gördüğünüz fotoğraf York Hipodromu'nun orijinal fotoğrafıdır arkadaşlar. Burada da 4 tane at var. Bu 4 tane atı olduğu gibi yazmanız lazım. Çünkü bu 4 tane atın dışına çıkma ihtimali çok çok zayıf. 1 numaralı Signari Adam Kirby ile 4 numaralı Faysal Holly Doyle'la, 3 numaralı Aleas Hector Crouch'la ve 2 numaralı Bybridge Richard Kingscote'la. Burası 1-4-3-2 yani 1-2-3-4 şöyle blok şeklinde arkadaşlar. Safkanlar muhtemelen burada. Gerçi 60 kilo 59 kilo gibi ama çok büyük de fark yok. Bakın 56 kilo ile 59 arasında 62-3 arasında tabii 3-4 kilo var. Evet, burada tabi Dark Jedi, Drum Phantom'an ve 7 numaralı Platinum Kart da çok sürpriz düşünenler için olabilir, neden olmasın diyoruz. 1-2-3-4 diyoruz biz arkadaşlar. Sıralamamız 1-4-3-2. 4. koşu, Handicap 3 kare İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. Tam 22 tane safkan var maşallah. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir program. Burada ekran yetmiyor programı göstermeye. Evet,
Arkadaşlar burada 7 tane at bulduk. 7 tane. Keşke bir tane bulup size söyleseydik. Hatta her kuştan birer tane bulup söyleseydik. Ne güzel olurdu. 3 numaralı Gulliver. Adam Kirby ile ilk atımız arkadaşlar. 5 numaralı Cooper Knight, Ella McCain ile. O da zannedersem eksi 3 kilo aldı. Apprentice statüsünde olduğu için Ella. 14 numaralı Mondamage, Jem Hardy. Anthony Britain antrenörlüğünde. Yine sahipleri yine kendileri Britain'ler. 14 numara, evet arkadaşlar. 11 numaralı Volatility Analyst. Bu saf Amerikan orijin Callum Rodriguez biniyor. Kate Douglas'ların atı. Bakalım ne olacak. 10 numaralı Snash, P.G. McDonald'la. 16 numaralı Redbone, Tom Eves ve 1 numaralı Comanche Falls. Evet, Comanche şelalesi burada Connor Beasley ile. Evet, baktığımız zaman buraya 3, 5, 14, 11, 10, 16 ve 1 diyoruz. Yani tam 7 tane sapkanlı burayı geçiyoruz. Tabi var sizin atınızda yazarsınız mesela Holy Doyle'un mini atı yazmadık burada. 7 numaralı Popmaster'ı. Yeri olanlar onu da yazabilir arkadaşlar. Evet. 5. koşudayız şimdi. 5. koşu şartlı bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre. Şimdi size çıkacaklar. 14 tane sapkan var burada. Günün bankosunu burada atıyoruz. Paul Hannigan'ın bindiği 6 numaralı Matt V. Platov. Bu Amerikan İrlanda karışımı Galileo yavrusu var bakın orada. Çok iyi bir sapkan arkadaşlar. Burada 6 numaralı Matt V. Platov'un geçilmeyeceğini düşünüyoruz ve günün bankosu olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Şurada bir 11 numara var, bu Siyuni yavrusu. Holy Doyle biniyor. Belki bu bahislerde kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu. Kendall Garden var. İlk kez koşacak olan bu sapkan. Elsas ve Dane O'Neill ile Havana Gold yavrusu. Bunlar da her an böyle bir sürpriz yapabilirler. Dediğim gibi burada devire yönelik bir altılı bu. 6 numara bizim bankomuz. 6. kuşluyuz 18-25'te. Handikap 4 ve yukarı İngilizler 3260 metre uzun metrajlı bir koşuya çıkacaklar. 6 tane sapkana yer verdik. 4 numaralı Altman var. P.G. McDonald'la. 7 numaralı Mirar. Tom Marquand'la. 6 numaralı Ben Nadalit. Jason Hart. 5 numaralı Eagle Court, Jason Watson'la. 2 numaralı Solo Saxophone, Adam Kirby ile ve 1 numaralı Gumball, Holy Doyle arkadaşlar. 4, 7, 6, 5, 2, 1 şeklinde tam burada 6 tane sapkanla burayı geçmiş olacağız. Evet, son koşudayız. 7. koşu. Handicap 3 ve yukarı İngilizler 2060 metre. Uzun metrajlı maşallah bugün tüm koşular. 20 tane sapkan burada da. Tam 7 tane sapkan yer verdik. 5 numaralı Man of the Night, Jack Mitchell'le. 7 numaralı One Journey, Richard Kingscote. 13 numaralı Possible Man, Sylvester De Souza. 9 numaralı Barishkinov, Conor Beasley ile. 16 numaralı Tarup, Tom Marquand'la. 20 numaralı Something Anticing, Holy Doyle'la. 15 numaralı Strongman, Gemma Tutti ile. 5, 7, 13, 9, 16, 20 ve 15 diyoruz buraya. Ve böylece bugünkü York Hipodromu'ndaki yarışlara ait tahminlerimizi de noktalandırmış oluyoruz. Evet, tam 7 koşulu programda arkadaşlar size tahminlerimizi verdik. Dediğim gibi küçük kuponlar biraz zorlanabilir. Yani bir şekilde geniş kupon yapanlar daha şanslı ama onların bile çok büyük bir garantisi yok bildiğiniz gibi. Evet, diğer videolarımız da yayında arkadaşlar. Ankara ve İzmir'le ilgili de söyleyeceklerimiz, videolarımız var. Diğer yabancı hipodromlardaki tahminlerimizi de takip ediyorsunuz. İyi bir cumartesi günü geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.